Senin otomobiline belediyelerden, valiliklerden de görücüye çıkar çıkmaz destek geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medyadan güçlü bir sipariş sözü verdi. Milletimizin ön satışta ortaya koyacağı taleple bu projeye sahip çıkacağına yürekten inanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan olarak şahsım adına İlk ön siparişi de buradan veriyor. Cumhurbaşkanı ilk adımı attı, çağrısı hemen karşılık buldu. Türkiye'nin yerli otomobili sosyal medyada hızla gündeme otururken ilk destek sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. <laughs> Sosyal medya hesabından akıl ve bilimi barındıran her adımda varız dedi, Türkiye'nin yerli otomobil girişimiyle gurur duyduğunu vurguladı İmamoğlu. Sayı vermedi ama belediyenin çok güçlü bir siparişle yerli otomobile destek olacağını müjdeledi. Türkiye'nin otomobilinin fotoğraflarını Mansur Yavaş da hesabında yayınladı. Ülkemizin milli duruşunun bir adım öteye taşınması için tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber etmeye hazırız mesajını paylaştı. Bu otomobil yerli ve millidir. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu da hayırlı olsun mesajını sosyal medya üzerinden verdi. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmekte nasip olur dedi. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz zaman biz de kendimizi başarılı olarak Addedeceğiz. Devlet 2035 yılına kadar 30 bin alım garantisi verirken İyi Parti Sözcüsü Ağar Alioğlu'nun da bir çağrısı vardı. Cumhurbaşkanı dahil bütün makam araçlarının Alman markası yerine Türk arabası olmasını istedi. Ne kadar iftihar etsek Az, Pamukkale, Konya ve Selçuklu belediyelerinden de ön siparişler ardarda geldi. İstanbul valisi Yerlikaya da 34. sedan'a talip oldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tanıtım töreninde Türk Otomobilinden etkilenen isimlerden biri de Ukrayna büyükelçisiydi. Büyükelçi törenden ayrılır ayrılmaz elçilik olarak sipariş vereceklerini açıkladı.